Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz örgünün yapımını paylaşacağım. Örgümüz gerçekten çok güzel, çok hızlı ve çok kolay bir model. Bu şekilde her şeye uyabilecek bir model. İsterseniz bebek battaniyesi, yeleği, hırkası, kendiniz için hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü her şeyi de kullanabilirsiniz. Önü bu şekilde arkadaşlar modelimin. Arkasında gösterecek olursam arkası da bu şekilde. Dediğim gibi çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Modelimiz hiçbir şekilde kata ihtiyacımız yok. Tekli sayılar üzerinde kuruluyor. Dilediğiniz kadar ilmeğin üstüne bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Evet, bu şekilde görünüyor. Detaylıca gösterdikten sonra arkadaşlar şimdi yapımına geçelim. Bu burada dursun. Yaklaşık 20 tane ilmek attım ben şişime. Bebe yünü kullandım. İstediğiniz gibi bebe yünü farklı modellerde, materyallerde ip kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi de örebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin kendi tercihinize kalmış bir şey. Ben orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 4 numaralı bir şişle öreceğim bunu. Dilediğiniz incelikte ve kalınlıkta da şiş kullanabilirsiniz. Tercih sizin, her şeye yakışacağını düşünüyorum. Hatta kalın iplere daha çok yakışacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi 20 tane ilmek attık. Ve şimdi direkt arkadaşlar bir tane ters örüyorum. Direkt bakalım bunu. Direkt lastiksiz ördüm. Siz lastiğinizin üstünüze de örebilirsiniz. İstediğiniz her türlü lastiği de kullanabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra bir sıra düz öreceğim. Düz örgü zemin hazırlamak için, lastik yapmadığım için bu sırayı bu şekilde düz örerek bitirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi siz lastiğin üstünde yapıyorsanız sorun değil. Bu sıraya, hani bu düz sırayı geçmenize gerek yok lastiğin üstünde yapıyorsanız eğer. Direkt modele başlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde ben düz örerek sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Şekilde ilerleyelim. Gerçekten çok aşırı basit. Yani bir günde bile yelek bitirebilecek bir model. Bebek yeleği bitirebilirsiniz. Çok da şık duruyor. İster kız, ister erkek, her türlü bebeklerinizi kullanabileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar, bir sıra düz örgümü ördüm. Arkada bu örgüm ters oldu. Şimdi artık modele geçelim. Modelimiz için arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bu iki tane ilmeğimin arasına bu şekilde giriyorum. Buradan bir tane örüyorum. Bu şekilde. Bir tane de bu öndeki ilmeğimden alıyorum. Baştaki ilmeğimden. Ondan da örüp çıkarıyorum. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarttık. Yine devam ediyoruz. Düz bir şekilde iki ilmeğimizin arasına bu şekilde giriyoruz. Evet, bir tane ilmek çıkarıyoruz. Bir tane de o baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Yine iki ilmeğin arasına girip baştaki ilmekten de örerek her bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz yani. Sıramızın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde uygulayacağız. Bu şekilde detaylı bir tekrardan göstereyim. İki ilmeğimin arasına gidiyorum. Bu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane de baştaki ilmeğime girip evet örüyoruz. Bu şekilde dediğim gibi sıramızın sonuna kadar modelimizin birinci sırası bu. Zaten model iki sıradan oluşuyor. İlk sırası bu arkadaşlar. Her ön sırada bu sıra bu şekilde yapacaksınız. Değişmiyor. Bu şekilde hem aradan bir ilmek hem de o baştaki ilmeği örerek devam ediyoruz. Biraz daha bir tık daha hızlı gösteriyorum. Tekrardan yavaş yavaş göstereyim. Bu şekilde araya giriyoruz. Bu baştaki ilmeğimizi de örerek bir ilmekten iki ilmek çıkartıyoruz. Aralardan da birer tane çıkarmış oluyoruz yani. Bu şekilde.
sıramızın sonuna kadar dediğim gibi bu işlemi uygulayalım. Evet. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı bitirdim arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor modelimiz. İlk sıramız bu. Şimdi arka sırasına geçiyoruz. Evet, arkamız içinde arkadaşlar. Tekrardan kenar ilmeğimizi alalım. Bu şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün ikişer tane olan ilmeklerimizi bakın. Bir ilmekten iki ilmek çıkartmıştık hatırlıyorsanız. Bu ikişer tane olan ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. İkisini bir. Yani teke düşürüyoruz tekrar. Yani şu şekilde. Bakın bir tanesini ördüm. İki tane ilmeğimi alıyorum. Ve ters örüyorum. Yani tekrardan ilmek sayımızı olması gereken sayıya düşürüyoruz. Bu şekilde. Her ikişer tane ilmek alarak o aradaki arttırdığımız ilmekleri burada kesmiş oluyoruz arkada. Model sırası bu kadar arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Her bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer örüp sıramızı bitiriyoruz. Terste sadece bu işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi modelim iki sıradan oluşuyor. İkinci sırası da bu. Her iki ilmeği de ters örerek sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. O arttırdığımız ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz. Gerçekten çok basit. Kafanızın karışmayacağı bir model. Takip etmenize hiç gerek yok. Yine örgüye başlayan arkadaşlarımızın da yapabileceğini düşündüğüm bir model. Evet, arka sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Tekrardan ön kısma gelelim. Bakın. Birazcık oluşmaya başladı. Tekrardan ön kısımda da yine bir anlatacak olayım. Bakın örmeden aldım ilk ilmeğimi. Her iki ilmeğimin arasına giriyorum. Bu şekilde. Bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane de baştakinden çıkarıyorum. İkisinin arasına giriyorum. Ve baştakini örüyorum. İkisinin arasına giriyorum. Ve baştaki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin arasına giriyorum. Ve baştaki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasına giriyorum. Ve baştaki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimizin arasına girdik. Bir tane ilmek çıkarttık. Bir tane de bu baştaki ilmeğimizden ördük. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bir üst sıraya bu şekilde geçmiş oluyoruz. Yani modeli sürekli tekrarlayarak büyük bir ölçüde model elde edeceğiz. Siz ne örüyorsanız ona göre boyutunu siz kendiniz ayarlarsınız. Dediğim gibi takip gerektirmeyen bir model. İki sıradan oluşan çok basit bir model. Bu şekilde bir tık daha hızlanayım. İki sıra göstermiş olayım. Bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi gerçekten çok çok basit. Kenar ilmeğimden öncekini de ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Tekrardan arka kısma hızlıca geçelim. Arka kısmımızda yine kenar ilmeğimizi örmeden alıp bütün her iki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde ikişer ilmeği ters örerek kesiyoruz yani. Tekrardan ilmek sayımızı normal ölçülerine getirmiş oluyoruz. Bu sıramızın da sonuna bu şekilde ilerleyelim. Bu iki sırayı takip ederek modelinizi büyütebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Evet. Şu şekilde
İkişer tane alarak kenar ilmeğimi de düz alıyorum. Ve ölçümü, örgümü bitirmiş oluyorum. Bakın iki sıra birlikte oluşturmuş olduk. Tekrardan büyük kısmı göstereyim. Büyük ölçümüz de bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Erkek çocuklarına da çok yakışacağını düşünüyorum. Çok güzel hırkalar olur. Bebek battaniye, kalın iplerle de bebek battaniyesi olur. Gerçekten çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.